Cates, halka arzdan beri gitmemesiyle dikkat çekici dün bilançosu geldi. Detaylara bakalım, sunum da geldi. Yılın ilk yarısında düşük seviyelerde seyreden elektrik fiyatlarının yanı sıra santralimizin planlı bakım çalışmalarına alınması ve üretimdeki duruşlarla birlikte bir önceki yılın aynı dönemine göre brüt elektrik üretiminde %10'luk düşüş gözlenmiş. Yılın ilk yarısında stratejik planlamamız doğrultusunda ham madde kömür stokları uygun maliyetlerle alımlar gerçekleştirilmiş. Evet, zaten bilançosu stoklarda artış var. Yılın ikinci yarısı için daha uygun maliyette üretim yapılması hedefleniyormuş. Bunu yapabilirse tabii ki brüt kar marjını birazcık arttırabilir. EPDK tarafından 1 Temmuz 2024 itibariyle saatlik elektrik tavan fiyatı 2700 TL MVH seviyesinden 3000 TL MVH seviyesine yükselmiş. 2024 yılı birinci yarı yılda 2000 TL olarak gerçekleşen ortalama piyasa takas fiyatı, Temmuz ayında talep artışı ve tavan fiyatının arttırılması etkisiyle ortalama piyasa takas fiyatı 2588 olarak gerçekleşmiş. Şimdi bilançoya bakacağız. Bilanço zayıf. Brüt kar kötü. Ama 2024 birinci yarı yılda 2000 TL ile çalıştı. Ama şimdi Temmuz'dan itibaren, yani 3. çeyrekte bunu göreceğiz. 2000'den yaklaşık 2600'e çıkıyor. Aslında 3. çeyrek daha iyi gelecek. Beklenti bence daha iyi. 2024 Temmuz ayında 203 GWh brüt elektrik üretim gerçekleşmiş. Santralimiz aynı dönemde emre amadelik oranı %95, kapasite faktörü %87. Ağustos ayında benzer bir üretim seyriyle üretime devam ediyor. Cumhuriyet'in ilk termik santraliymiş. Lisans düzenleme tarihi 2014. Düzenleme tarihinden itibaren lisans süresi 49 yıl. Şimdi mesela bu kömür santrali devri geçti gibi düşünüyoruz, değil mi? Heyecanlandırmıyor bize. Ama mesela kendini 10 yılda amorti eden yatırım iyi bir yatırımdır. Ama yine de tabii ki bizim isteğimiz önünün çok daha açık olan sektörler olması yönünde. Firma eski bir firma ama tabii ki çalışmalar yapıyorlar. Günümüze kadar gelebildiğine göre. Ama yine de eski bir firma olduğunu aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Bunun avantajları var, dezavantajları var. Avantajı bilançoda eski şeyler çok fazla amortisman sebep olmuyor. Dezavantajı eski olması yani. 2023'te şirketin tek pay sahipliği Ayda Holding'in %100 bağlı ortağı Parle Enerji Yatırımları AŞ'ye geçmişti. Fiyat gelişim var. Bu PTFTL var. Sonra yerli kömür AUF. AUF kalktı artık. AUF'un kalkması ithal kömür üreticileri için avantajlıydı. Mesela yerli kömür üreticileri nasıl etkiledi tam olarak bilmiyorum. Ama şurada zaten firma önemli bilgiyi vermiş. 2000'den 2600'e çıktı. Hissenin halka arzında 8 milyon lot yaklaşık pay satışı olmuş. 25 milyon lot yaklaşık bedelli olmuş. Çoğu bedelli. Halka arz fiyatı 57 liraymış. Şu anki fiyatı 44 lira. Halka arz fiyatının çok altında. Hem de ne kadar zaman geçmesine rağmen. Ha, grafik ilginç. Yani bakın, birkaç tavanlar çekiyor. Sonra oradan bir düşüş başlıyor, amanın. 39 liraya kadar. Borsa ve özellikle halka arzlar oldukça sert. Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri tamamı mali borçluluğun azaltılması. Mevcut kredi borçlarını oluşturan kredi sözleşmesi kapsamında borçların geri ödemesi. Yatırım miktarı 2024 birinci çeyrekte yatırım yapılmamış. Çalışan bilgileri geçen yılın aynı dönemi mi? 30 Haziran, evet 30 Haziran. Bir yıl öncesine göre personel sayısında pek bir değişim yok. Davacı olduğu 2 adet dava değeri 207 bin lira. Davalı olduğu 237 adet ve dava değeri 13 milyon TL. Tutarlı dosya var. Dava değeri 1 milyon ve üzeri, davacı veya davalı olan dosya yok. Şimdi 13 milyon TL. Firmanın toplam varlığı 12 milyar. Yıllık favökü 2023 sonu 1,3 milyar. Yani bu 13 milyon TL'nin çok bir önemi yok ama 237 adet olması firma hakkında çok da hoş durmuyor açıkçası. Ama firmanın büyük bir firma olduğunu düşünürsek belki bu sektörde böyledir durumlar. Bilançoya bakalım. Finansal rapora geçtik. Nakit ve nakit benzerlerinde azalış var. Ticari alacaklarında azalış var. Alacaklarını almış, pozitif. Stoklarda artış var. Kömür aldık diyordu zaten, biliyoruz. Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları. Bakın, bu tamamen tüketilmiş. 1,5 milyarlık ödenmiş. Ticari borçlarda azalma var. Bunu da ödemişler. Gelir tablosuna bakalım. Bu 3 aylık dönemde hasılat eksi, maliyet çıkardığımızda brüt kar eksi gözüküyor. Geçen yılın dönemi ise daha iyiymiş. Bu tabi elektrik fiyatlarına falan çok bağlı. Esas faaliyet kârı eksi. Finansman geliri 103 milyon. Finansman gideri 49 milyon. 33 milyon da parasal pozisyon kaybı var. Ama finansal gelirlerin katkısıyla biraz daha durumu toparlamış. Bir de ertelenmiş vergi gideri olmuş. Ve dönem kârı kötü gözüküyor. Ama firmada büyük amortisman var. Bakın, bu 6 aylık dönemde 390 milyon amortisman. Bu kasadan çıkmıyor. Bu sadece eskime payı, sanal bir şey.
ve nakit akış tablosuna da bu ilave edilmiş. Favök çeyreklik 35 milyon. Yani bu amortismanları eklememize rağmen yine de çok iyi bir favök elde edememiş. İki çeyrektir zayıf. 2023 sonunda favökü 1,3 milyardı. Şu anda favökü 664 milyon gözüküyor yıllıkta. Önceki sütunların toplanmasıyla. Ve senin FD favökü şu anda 11. Fena değil. Ve tekrardan bu şeyleri çıkarsa, mesela işte elektrik fiyatı artıyor 2000'den 2600 müydü mesela, oralara çıkıyor. Sıradaki bilançolar daha iyi gelebilir. Zaten elektrik fiyatlarına da zam gelmişti önceki zamanlarda, biliyorsunuz. Yani favökünü tekrardan buralara çıkarsa ve 1,5 milyar favöke falan çıksa, FD favök 5'lere düşse ucuz olacak hisse. Çünkü borcu da yok. Hissem tahta büyüklüğü 1,5 milyar. Orta boy bir tahta. İlişkili taraf işlemleri var. Aydam Holding'le. Ama çok yüksek bir tutar değil. 134 milyon firma. Büyük bir firma. Ticari alacakların ortalama vadesi 45 gün. Alacaklarını hemen almaz. Pozitif. Kısa vadeli ticari alacaklarını bayağı ödemiş demiştik. İlişkili taraflardan ticari alacaklarında azalma olmuş 2023 sonuna göre. Alacak devir hızı artıyor. Yani alacağın daha kısa sürede alıyor. Bu pozitif. Stok devir hızı düşüyor. Stok daha az sürede döndürüyor. Bu ise negatif. Ama son bilançoda bayağı bir stok alımı var yani. Onu açıklıyor sonunda. Hani bir an evvel ucuza alıp sonra daha iyi satmak için firma böyle bir şey yapmış. Ama tabii o stokta durunca o senin enflasyon muhasebesinde seni aşağı çekiyor. Ama firma aynı firma. Stoklarda ilk madde malzeme kömür stoğu. Diğer stoklar boru, leva, kablo. Ama büyük artış kömür stoğunda olmuş. Maddi duran varlıklar 10 milyarlık diğer maddi duran varlığı var. Bunda detayı santral varlıkları. Bu tabi amortismana falan doğuruyor. Sonuç olarak bu kadar defter değeri gözüküyor. Maden varlıklarından bahsetmiş. İşletme hakları. Bu kömür sahalarının devrine ilişkin ödemeler 2023 yılında gerçekleşmiş. 30 Haziran 2024 itibariyle Zonguldak Bağlık İnazı sahasında üretime başlanmamıştır. Mesela bu başlandığında bu da karlılığa etki yapar. Yatırımcılar bu Zonguldak Bağlık İnazı sahasını araştırmalı bence. Burada bir şey çıkabilir mi buradan? Şimdi CATES Bağlık İnazı diye arattığımızda mesela 2018'de bir haber var. İnazı Bağlık Maden sahasını CATES aldı diye bir haber var. 2018'den bu yana kaç yıl geçti? Ve ne diyor finansal raporda? Zonguldak Bağlık İnazı sahasında üretime başlanmamıştır diyor. Ya ne zaman başlayacaksınız? Şimdi 2023'ün sonunda bir haber var. 2018 Ekim'de yapılan sözleşmeye daha önce Samo Holding'in çalışma başlattığı Kapuz Bağlık Kömür sahasında alarak, evet bu bereket enerji yani. Yılda 2,5 milyon ton üretim taahhüdünde bulunmuştu. 136 milyon tonluk rezerv tahmini yapılan İnaz Bağlık sahasında çalışmalar başladı. Bak, çalışmaların başlaması pozitif. Etüt çalışması yapılıyormuş. Soma Holding, Soma'da yaşanan büyük maden faciası sonrasında proje yarım kalmış ve proje Aydem Enerji'ye geçmişti. 2500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağı vurgulanmıştı. Şimdi 2500 çok fazla. Yani proje büyük bir proje. Çünkü firmada şu anda ne kadar kişi çalışıyor? 386 kişi çalışıyor. Peki bu proje 2500 kişiye doğrudan istihdam diyor. Yani proje büyük bir proje ama devir şu anda kötü. Yüksek faizden dolayı firmalar yatırıma girmeye çekiniyor. Firmanın karlılığı nakit akışı çok güçlü olması lazım büyük yatırım yapabilmesi için. Öz sermaye karlılığı vesaire. Yani bu projeyi hemen atlamayın. Çünkü bu projenin hemen yapılması bence zor. Ama uzun vadede böyle bir hikaye var, ama uzun vadede firmanın sektörü çok iyi değil. Çünkü kömür heyecanlandırmıyor. Yenilenebilir enerji değil. Zaten firmada eski bir firma ama yakın zamanda Aydem geliyor. Yani yeni patron gibi düşünebilirsiniz. Ama yine de bu firmanın yaptığı işi ve fabrikanın eski olduğunu değiştirmiyor. Tabii ne kadar yenilendi vesaire onları bilmiyoruz. Mesela 74'te açılmış. Sonra 90-91'de birinci ünite, ikinci ünite. 2020 yılında mevzuatı tamamlamış olan emisyon değerleri tutturacak baca gazı arıtma tesis yatırımları olmuş. 2021'de çevre lisansı. 2022'de Bağlık İnazı'dan bahsetmiş. Zonguldak Bağlık İnazı maden sahası için 78 milyon TL 2023 sonu devralmış. 31 Aralık 2023 itibariyle Zonguldak Bağlık İnazı sahasında üretime başlamamıştır. 2023 yılında Çankırı'da kurutucu eleme ve kırma stok tesisi yapılmıştır. Bakın firmada aslında bir şeyler yapılıyor. Firmanın net yabancı para pozisyonu 32 milyon artıda. Hissem PDD 0,75. Ucuz gözüküyor aslında ama sadece ucuz olduğu için bir ise alınmaz gelişmeler, yatırımlar.
Karlılık bunlar da çok önemli. Hissenin halka arzdan biri 360 gün henüz tamamlanmamış. Şu anda 260 günde. 360 gün tamamlandıktan sonra ise kap haberlerini dikkatli takip etmek lazım. İşlem gören tipe dönüşüm duyurusu vesaire. Büyük hisse satışı gelmemesi için yememek için kafaya. Nakit akış tablosuna baktığımızda mesela dönem karı 138 milyon eksi gözüküyor. Ama düzeltmeler var. Mesela zaten sadece amortismandan 390 milyon geliyor zaten. Faiz giderleriyle ilgili düzeltme olmuş mesela 91 milyon. Ve işletme faaliyetinden nakit akışı 231 milyon artı. Geçen yılın döneminin üstünde. Bence pozitif aslında. Yani net kar orada hatta brüt kar eksi olsa bile burada bir sürü düzeltmeler var. Bir kere sadece amortismandan çok manyak bir şey geliyor zaten. Çünkü eskime payı kasadan çıkmıyor. O sadece sanal bir şey. Faiz geliriyle ilgili düzeltmeler de var. Mesela 139 milyon da buradan eksi gelmiş mesela. Ama sonuç olarak son durumda işletme faaliyetinden nakit akışı pozitif. Ama şimdi buraya bakın şuralar da etkiliyor. Burada bir sürü borçları azaltması falan. O zaman şuraya bakalım. Şimdi dönem karı 138 milyon eksi ya. Şu kısımlardaki düzeltmeler 229 milyon artı. Yani 138'den fazla yine de. Firma ticari alacaklarını tahsil etmişti. Ve bunda nakit akış tablosunda pozitif katkı yazıldığını görüyoruz. Büyük bir katkı hatta. İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar. Burada azalış olmuştu. Yani firma borçlarını ödedi, ticari borçlarını. Bu ise nakit akış tablosunda eksi yazılmış. Çünkü sen borcunu ödediysen kasandan para çıktı çünkü. İlişkili taraflara da borçlar ödendi. Bu da eksi olarak yazılmış. Ve faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışı artı olmuş. Mesela geçen yılın dönemi ticari alacaklardan 842 milyon eksi yemiş nakit akış tablosunda. Geçen yılın aynı dönem bakın. 2023 ilk 6 ayda. Çünkü o zaman ticari alacakları artmış çünkü. Alacağını alamazsan buraya eksi yazılıyor. Ama alacağını alırsan tahsil edersen bu sefer artı yazılıyor. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları madde duran varlık alımı 40,5 milyonluk. Bu çok bir şey değil. Finansman faaliyetlerinden ödenen faiz. Bakın burada çıkmış. Firma bir sürü borç ödedi. Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları. Borcunu ödediysen kasadan para çıkıyor. Ama faiz de ödemiş. Bakın ödenen faiz var. Bu da kasadan çıkıyor. Ama bunun düzeltmeleri de var. Mesela biraz yukarı çıkıyorum. Faiz giderleriyle ilgili düzeltmeler var. Mesela 91 milyon artı. 25 milyon da faiz almış. Mesela bu da artı yazılmış. Ama bunun da düzeltmesi var biraz yukarıda. Faiz geliriyle ilgili düzeltme. Bu 139 milyon eksi. Bunun düzeltmesi. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri 1,4 milyarken dönem sonu 61 milyon düşmüş. Niye? Çünkü firma bir sürü borç ödedi. Kasada ne kadar para var? Şu anda 61 milyon kasada para var. Kasada çok manyak büyük bir para yok. Ama firmanın borçluluğu da yok. Bakın net borç eksi. Borçları ödedi. Buna rağmen yine kasada biraz para var. Hani kasa tükenmiş değil ama biraz para var. Bu yüzden bedelli ihtimali bence düşük şimdilik. Çünkü borcu da zaten yok. Takasa bakalım. 3 aylıkta, 6 aylıkta vakıf çıkış yapmış. 3 aylıkta en çok satıcı iş, en çok alıcı yatırım fonları girmiş. Bakın bence güzel. Yatırım fonları Haziran 2024'ten itibaren alışta bence pozitif. Aylıkta 3 aylıkta almışlar. Emeklilik fonları da biraz almış. Takasın %2'si emeklilikte, %7'si yatırım fonlarında. 6 aylıkta en çok satan iş 1 milyon satmış ama mesela yatırım fonları güçlü almış. Yani satıcıyı bastırmış. Son durumda takas bu şekilde gözüküyor. City ne yapıyor? City var mı? Allah Allah, City yazdım çıkmadı. City'yi görmüyorum. Takası beğendik. Grafik halka arz fiyatının altında hem de kaç aydır? Destek direnç belirleyelim. Güçlü destek 40 lira. Şu anki fiyatı 44 lira. 40 liraya gelirse kaçırmamak lazım aslında. Kısa orta vadeli yani. Yoksa birkaç yıl niyetiyle değil de. Şurada da bir desteğimiz var. Daha önce döndüğü fiyat. O da 44 lira. 44,30. Şu anki fiyatı zaten 44,82. Bu fiyatlar da bence fena değil. Ama 40 liraya düşerse o zaman kesinlikle düşünmek lazım. Direnç 57 lira. Daha önce oradan dönmüş. Şu 50 lira da direnç olabilir. Şurada kapanışı ama o çok güçlü değil. Zaten 44'ten 50'ye çok bir şey yok. Kapanışları alalım görelim. Şurası direnç olarak çalışabilir. 63 lira. Şurası 69. Şurası çok 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 güçlü direnç. 83 lira. Uzun vadeli hedef. Ama biraz da kısa orta vadeli hedef 56,90. Mesela ben şahsen buradan cates alsam veyahut da 40 liraya düşse alsam hedefim 56,90 olur açıkçası. Peki hisse 40 lira desteğini kırma ihtimali var mı? Şimdi onu ben bilemem. Onu piyasa bilir. Tahtacı, piyasa bunların bileceği şey. Ama benim değerlememe göre cates 40 lirada ucuz. Bu bir analiz. Kesin hüküm değil. Herkesin görüşü, herkesin değerlemesi farklı.
Hisseyi puanlayalım. Hisse artı özellikleri. Elektrik fiyatının yükselmiş olması. 2000'den 2600'e sıradaki bilançolarda. Karlılıkta bence toparlanma göreceğiz. Son bilanço yani çok zayıf. Gerçekten FAVÖK'ü. İlk çeyrek de zayıftı ama toparlanma bekleniyor. Şu anda FAVÖK 664 milyona düştü yıllık ve FD FAVÖK'ü 11'e düştü. Ama tekrardan 1,5 milyar lira falan çıksa FD FAVÖK 4'e 5'e falan düşmüş olacak. Bu da hisse ucuz olacak yani. Borcunun olmaması pozitif. Bu bağlıktaki hikaye de var. Tabi bu uzun vade için. Hissenin eksi özelliği ise kömür. Yani heyecanlandırıcı bir sektör değil. Bu eksi bir özellik ama artı özellikleri de bir hayli fazla. Sonuç olarak hisse puanım 10 üzerinden. Elektrik fiyatındaki artışı da düşünerek benim için önemli olan kısım o. Kısa orta vade için. Ve grafik halka arz fiyatının çok altında olması ve epey zaman geçmiş olması. Dolayısıyla hisse puanım 10 üzerinden 6. 5 puanı geçtiyse hisseyi beğenmişim demektir. Kısa orta vade için ama. Yoksa birkaç yıllık değil. Aslında bu durumun bazı avantajları da var. Chat'e sordum. Son sürüme. Herkes gaz firması kurabiliyor. Güneş enerji santrali döşeyebiliyor. Peki herkes kafasına göre kömür santrali kurabilir mi? Kömür santrali kurmak gaz firması kadar kolay mı Türkiye mevzuatına göre? Burada verdiği cevap gaz kurmak çok daha kolay kömüre göre. Çünkü gaz kurulumu süreçler ve izinler basit. Ama kömür santrali kurulumunda hem daha maliyetli hem de daha sıkı düzenlemelere tabi. Bunun da aslında bazı avantajları da var. Tamam hani kömür belki şu anda Avrupa'da kömür santralleri falan azalıyor şu anda evet. Geleceği çok parlak değil ama geleceğe de daha çok var. Ya sen bu hisseyi 10 yıl tutmak için mi alıyorsun? Kendini 10 yılda amorti eden yatırım iyi bir yatırımdır. Şimdi bu hissenin FDF 5'e düşerse bence iyi bir yatırım olacak. Tabi beklenti iyi. Yani FDF 5 gördüğün anda hisse zaten dipte olmaz. Çünkü bilanço toparlanacak beklentisiyle zaten biraz hareket etmiş olur. Bu arada firma bir avantajından bahsedelim. Firma Zonguldak'ta. Hatta yeri de böyle güzel gözüküyor. Denize yakın. Ve Zonguldak'ta kömür madenleri çok fazla. Bu yüzden firmanın lojistik avantajı muhtemelen vardır. Bu da firmanın artı bir özelliği. Genel yapısı olarak. Peki borsanın bilançoya ilk tepkisi nasıl olur? Bu gelen bilanço zayıf. Tamam beklentiler iyi ama bu gelen bilanço zayıf. Bu yüzden ilk tepki negatif olabilir. Şu anda 44.82'de. Destek 44.30. Bunu kıracak olursa sıradaki destek 40 lira. 40 liraya gelirse ise düşünmek lazım. Bu fiyatlar da fena değil ama bilanço zayıf olduğu için ilk tepki negatif olabilir. 40 liraya gelirse düşünmek lazım. 100 bin aboneye ulaşabilmem için abone olursanız çok memnun olurum. Katıla basıp 100 liralık üyelik alırsanız da bu kısımda radarıma giren hisselerden bahsediyorum. Bilançosu gelince de güncelleme yapıyorum. İzlediğiniz için sağ olun.